Siyaset. Siyasetçinin en önemli özelliği, gelecekteki olayları doğru teşhis edip önlemini zamanında almasını bilmesidir. Politikacılar gelecek seçimi, devlet adamları gelecek kuşağı beklerler. Siyaset yapan için zekadan çok dürüst olmak gerekir. Yönetim. Her ülke layık olduğu yönetimle yönetilir. Hiçbir kanun kötü değildir. Bu kanunları uygulayanlar önemlidir. Eğer hükümetler iyi icraatta bulunurlarsa toplum daha kolay gelişir. Kimseye baki değil mülki devletsi müzer. Bir harap olmuş gönül tamir etmektir hüner. Çarkı dünya bir değirmen, durmayıp daim döner. Cismi Adem bir fenerdir, akıbet bir gün söner. Vatan, millet. Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Bir ülkenin çökmesi, bilgili insanlarının olmamasından veya olup da yetkili makamlarda bulunmamalarından kaynaklanır. Vatan ve toprak sevgisi, anne baba sevgisi kadar doğaldır. Özgürlük. Ulus özgürse bireyler de özgürdür. Ulus ahlaklıysa bireyler de ahlaklıdır. Sonuç olarak ulus mutluysa bireyler de mutlu olur. Özgürlüğün gerçek anlamı sorumluluktur. Bu yüzden ondan korkarız. Başkalarının özgürlüğünü engelleyenler onu hak etmezler. Bilgi, ilim. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Ülkelerin geri kalmalarının nedeni bilime ve fazilete değer vermemelerindendir. Bilmek, ileriyi görmek. İleriyi görmek ise güçlü olmaktır. Savaş, barış. Harp zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça harp bir cinayettir. Kan dökmek değil, gözyaşını kurutabilmek marifet. En suçlu metal altındır. Çünkü onu elde etmek için dökülen kanın haddi hesabı yoktur.